Yani siz ortak adayın geç çıkarıldığı, geç açıklandığı görüşünde olanlardan değilsiniz. Çünkü önemli olan bu mutabakat metnini oluşturmak ki geleceğe güvenli yürünebilsin. Öyle anladım. Doğru mudur? Yani evet, bir bakıma böyle denebilir Evet. ama ben bunları karşı karşıya koymuyorum tabii. Yani aday çok daha önce de açıklanabilirdi. Ve bu mutabakat metninin bir kısmı en azından adayın açıklanmasıyla dile getirilebilirdi. Ama bu dediğiniz tabii doğru bir şey. Yani önce bir zemin oluşsun, zeminin üstüne bir şey ekelim, bir aday çiçeği ekelim mi? Çok yanlış bir mantık değil ama zamanlama olarak biraz geç mi? Geç. Yani bunlar daha Onu da erken soracağım. olabilir. Şimdi Cumhur İttifakı hem Devlet Bahçeli hem Recep Tayyip Erdoğan ısrarla seçimler zamanında olacak, erken seçim falan yok dediler. Sonra bir 14 Mayıs tarihi atıldı. Dediler ki ya biz erken seçim yapmıyoruz zaten, erkene çektik sadece. Tarihini öne çektik gibi bir açıklama yaptılar. Şimdi 14 Mayıs'ta bu seçimler yapılacak gibi görünüyor. Evet. Ortak adayla ilgili 14 Mayıs, şimdi 13 Şubat'ta açıklanacağı söylendi. Hani belki geç kalırsa bir 10 gün daha isteriz denildi Ali Babacan tarafından. Yani Millet İttifakı'nın ortak adayı diyelim ki 13 Şubat'ta açıklandı. O süreye kadar, çünkü HDP'nin kilit anahtar parti olduğu ve bu seçimin kaderini belirleyecek ittifakın HDP tarafında olduğu söylenirken, bu bir ay içinde size göre ortak adayla ilgili temaslar kurulacak mı diğer kesimlerle, Millet İttifakı'nın dışında Yani kalan kesimler? bunlar soru. Bunlar soru ve çok önemli sorular. Çünkü muhalefetin önünde aşması gereken iki tane engel var. Bir tanesi bu aday meselesindeki kırılganlığı ortadan kaldırmak. Kırılganlıktan kastım şu, sanki bu siyasi partiler aday konusunda anlaşamıyorlar. Bu yüzden bir türlü aday açıklanmıyor, erteleniyor duygusu var kamuoyunda. Bu biraz da gerçeklere tekabül ediyor. Sadece bir duygu değil. Görüyoruz işte Akşener ve diğerleri arasındaki görüş farklılıklarını. Dolayısıyla bunun bir an önce aşılması lazım. Kuvvetli bir şekilde aşılması lazım. İkna edici bir açıklamayla, yani yöntemin de, yani diğerleri de, genel başkanlar da, başkan yardımcısı olacak ve iktidar nasıl paylaşılacak, bunların hepsinin açıklanarak sahaya çıkılması lazım. Birinci engel bu. İkinci engel tabii HDP meselesi. Yani HDP ile ilişkileri bloke eden bir siyasi parti var. İyi Parti, ve İyi Parti buranın güçlü partilerinden biri. %10 itibari değil mi? Yani muhtemel %10 gibi, bir 10-12 gibi bir oyu gözüküyor. Ve HDP'yi hiçbir şekilde masaya muhatap olarak telefona bile kabul etmiyor. Şimdi böyle bir tabloda ne yapmak lazım? HDP'siz seçim muhalefetin kazanması çok güç. HDP seçmeni %11, 12, 13 neyse, onların da oranı 10 üstü diyelim. Onların tabii nasıl davranacakları çok önemli. En doğru şey, aday belli olduktan sonra adayın HDP seçmeniyle ve HDP ile bir köprü kurması. Bunun için zaman yeterli mi? Yeterli. 2 gün de yeterlidir. Bunun için 2 saat de yeterlidir. Mesele iradenin oluşması ve niyetin oluşması. Çünkü HDP tarafı gayet açık bazı mesajlar verdiler ve çıtayı geriye indirdiler. İlk başta biliyorsunuz oldukça yüksekti çıta. Masaya oturalım, açık bir mutabakat olsun. Olmadı. En sonunda biz adayımızı, siz adayınızı belirleyin. Sizin adayınıza bir bakalım. O aday bizle temas eder ve bazı koşullarımızı tatmin ederse yol alabiliriz diyorlar. Bu koşullar yumuşak olarak da tanımlanabilir, sert olarak da tanımlanabilir. Sert olarak, yani Kürt meselesinde örneğin yerel yönetimler beklentisi daha sert bir beklentidir. Ama yani ben ortak bir Türkiye hayalini HDP'lilerle paylaşıyorum derse bir genel başkan, bu da yeterli olursa HDP için, bu da çok yumuşak bir formüldür. Bunların hepsi mümkün. Yani bu iş artık şunu bunu dayatma, şunu bunu kotarma meselesi değil. Birleşik bir muhalefetin oluşturulması meselesi. Aksi takdirde Erdoğan bu seçimleri kazanır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok başa baş gidiyor. Rakamlar Erdoğan'ın güçlü Türkiye, güçlü devlet, güçlü dış politika, güçlü siyasi lider iddiaları muhalif kesimde karşılık bulmuyor olabilir ama muhalif kesim Türkiye'nin yarısını oluşturuyor.
Diğer yarısında bunların bir karşılığı var ve Erdoğan'ın oy oranı da ona göre oldukça anlamlı bir seviyede seyrediyor. Dolayısıyla bu iki husus önemli. HDP hususu çok çok önemli. Dediğim gibi irade olursa vaktin bir önemi yok. Ben neden geç diyorum? Eğer bir kişi üzerinde daha başından mutabakat olabilseydi, iki tane varsayayım. Mesela İmamoğlu diyelim. İmamoğlu konusunda hep beraber anlaşsalardı, İmamoğlu'nun bu işe hazırlanması, bu işin içine dahil edilmesi süreci bundan 3 ay önce başlatılabilirdi. Öyle olmadı. Yani hem CHP İmamoğlu'nu istemedi, hem İYİ Parti istedi, hem AK Parti bunu engellemeye çalıştı. İş bir çocuk oyununa döndü. Çocuk oyunu derken küçümsemek için söylemiyorum. Yani çelik çomak oyunu gibi bir irrasyonel bir hale döndü. Ve şu anda o konuda ipler Erdoğan'ın kontrolünde. Eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa, daha önce en azından Akşener tarafından sindirilebilmeliydi. Yani çünkü Akşener'in de bugün pek açıklayabileceği alternatif yok. Evet. Kim olacak? Mansur olmayacağını belirtiyor. Ki çok uygun bir aday değil. Karma seçmeni HDP'lileri özellikle dikkate alırsak. İmamoğlu oyun dışı kaldı. Kılıçdaroğlu çok arzu ediyor. Burada Akşener kendi partisinin palazlanmasını herhalde biraz arzu ederek bu işleri geciktiriyor. Keşke bu işler gecikmeden daha erken halledilseydi diye düşünüyorum ama hiçbir şey çok geç değildir. Yani bazı eksiklikleri var şeyin, muhalefet cephesinde. Onlar telafi edilemez. Yani bir gelecek tasavvuru yok. Daha çok bir restorasyon fikri üstünden yola çıkıyorlar. Yani krizleri giderelim, rasyonel Türkiye'yi demokratik bir şekilde ayakların üstüne oturtalım ama işte bölge, dünya, Kürt meselesiyle, devlet meselesiyle yelkenleri açtı gidiyor. Onlara uygun bir dile sahip değiller. Bunu ikame edemezler. İki nedenle, bir, kendi içlerinde uyum sağlayamıyorlar. Örneğin Kürt meselesinde. İki, büyük bir taşıyıcı lidere sahip değiller.